Merhabalar değerli izleyiciler. Kur'an'ın öğrettiği kavramlar kısa adıyla KÖK programında yine sizlerle birlikteyiz. Ben Erdem Uygan, değerli hocam Fatih Orum ile programımızı hazırlayıp sunuyoruz. Bir miktar ara vermek durumunda kaldık. Malum araya Ramazan, bayram vesaire girdi ama bu süre içerisinde biz de aslında uzun soluklu diyebileceğimiz bir döneme hazırlanmış olduk. Çünkü Kur'an içerisinde biliyorsunuz birçok kavram farklı kelimelerle, farklı kavramlarla bizim tek bir kavram zannettiğimiz şeyler, ifadeler farklı kavramlarla kullanılıyor. Mesela bugün meallerde günah şeklinde çevrilen Kur'an'da birçok kelime var ve bunların hepsi birer kavram ve hepsinin de birbirinden elbette önemli farkları var. İşte bugün bu günah diye çevrilen, günah şeklinde meallere yansıyan kelimeleri incelemeye ve aralarındaki farkları görmeye, öğrenmeye başlıyoruz Rabbimiz nasip ederse. Ve ilk olarak da hata kavramıyla, yine meallerde günah olarak karşımıza çıkan hata kavramıyla başlayacağız ki aslında günah dediğimiz kelime bile Kur'an'da cünah şeklinde geçen Arapça bir kelime. Bugün hata kavramıyla başlayıp birkaç hafta üst üste bu kavramları tek tek ele almaya çalışacağız. Hocam hoş Hoş geldiniz. bulduk. Hocam önemli bir yolculuk diyebiliriz Evet. bundan sonra gireceğimiz şeye. Tıpkı daha önce yaptığımız ifadelerde olduğu gibi birbiri ardına gelen ama meallerde farklarını anlamadığımız bir takım kelimeleri inceleyeceğiz. Hata da bunlardan biri. Buyurun. Evet, bir takım farklı köklerden Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor ve meallere genelde günah diye yansıyor. Hatta sadece günah diye de yansımıyor. Gerektiğinde başka anlamlar da veriliyor. Yani mesela herhangi bir kelime hata ya da zemp ya da cünah. Bir bakıyorsunuz %70, %80 meallerde günah diye yansıyor. Ama bazı ayetlerde de bakıyorsunuz ki günahtan da sıyrılıyor tamamen daha böyle serbest bir şekilde orada aklına ne gelirse neyin uygun olduğunu düşünüyorsa o kelimeyi de Evet. kullanmakta tereddüt etmiyorlar. Oysa burada o merkezdeki anlamı tespit etmek çok önemli. Günah dedik Türkçe'de kullandığımız kelime. Meallere baktığımızda farklı kökten pek çok kelime günahla isimlendirilmiş. Mesela işte aklıma gelenler mesela cürüm Kur'an-ı Evet. Kerim'de geçiyor ve günah olarak Ki nitelendiriliyor. Türkçe'de de kullanılan bir kelime yine. İsim yine Evet. hakeza Kur'an-ı Kerim'de oldukça yoğun bir kullanım alanı olan bir kök. Ama baktığınız zaman çoğunlukla günah bazen de yeri geldiğince ne uygun olursa onu veriyorlar. Evet. Günah söylediniz, zemp yine Evet. hakeza, seyyiye, kebire, vizr, hub, makt ve belki bunlar daha çoğaltılabilir. Bütün bu farklı kökten kelimeler belki 10 taneden fazla meallere ve tefsirlere günah diye yansımış oluyor. Oysa bunların her birinin diğerinde olmayan sadece kendisine has bir anlam şeyi var. Bazen de bu kelimeler saydığımız bu farklı kökten kelimelerle aynı ayette birlikte Evet. kullanılıyor. Yani işte mesela Hata ve isim bir aynı ayette evet, geçiyor. hatayı bugün konuşacağız. Mesela hataya isimle, cünahla, zemple aynı ayette kullanılıyor. Siz bu kelimelerin her birine günah derseniz aynı ayette geçen bu kelimelere nasıl bir anlam vereceksiniz? Yani işte o zaman Türkçe'de bunun eş anlamlısı gibi bir takım şeyler bulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla o kavramın ve ayetin bütün derinliği maalesef Ortadan meale yansımıyor. yansımıyor. Zaten bu Allah'ın kitabı yani Rabbimizin bir kelimeyi, bir kavramı, bir kökü tercih edip kullanmasının mutlaka uygun bir sebebi olması gerekir. Ve bu her birine meallerde günah manası verilen kelimelerin aslında farklı köklerden kullanılmasının da mutlaka çok önemli bir anlamı olması lazım. Ve neden bu kök tercih edildi? Yani burada mesela biz bir ayette isim kelimesine günah anlamı verdik. Bir ayette cünah kelimesine günah anlamı verdik. Bir başka ayette zenb ya da hata kelimesine günah anlamı verdik. Tamam, verelim ama eğer şu soruyu sormuyorsak yani Rabbimiz peki neden bu ayette kökünü tercih etmiş ama diğerinde cerame kökünü, diğerinde cenaha kökünü, bir diğerinde zenb ifadesini tercih etmiş? Bu derdimiz yoksa, bu soruyu sormuyorsak, o zaman Allah'ın kitabından almamız gerekenin çoğunu orada bırakmış oluyoruz. Hiçbir şey almamış oluyoruz.
İşte biz baştan beri söylediğimiz, belki her programda üstüne basa basa tekrar ettiğimiz bu giriş cümleleri aslında çok önemli. Bugün de bunu hata kavramıyla ortaya çıkarmaya çalışacağız. Neden bu kök tercih edilmiş de biz bunu günah olarak çeviriyoruz? Hata'e kökünden oluşuyor bu kelime. Hata'e diye, yani Türkçemizde olmayan sert H harfi dediğimiz. Bu kökten 22 civarında kelime var hocam Kur'an'da. Bunlardan sadece iki tanesi fiil, onlar da ifal babında geçiyor. Ve yine ismi fail olarak daima sülasisinden kullanılıyor, hati şeklinde. Bunun dışında yine sülasisinden mastar olarak hata ve hatiye, bir de kıt kelimesi kullanıyor. Tek bir yerde, özel bir şekilde kullanıyor. İsterseniz Rabbimiz neden böyle yapmış? Bu kelimenin kök manasını hangi ayetten bulabiliriz? Oradan başlayalım hocam. Aslında Türkçe'de hata kelimesi aşağı yukarı Kur'an-ı Kerim'in kullanıldığı kapsamda kullanılıyor. Yani evet. İşte biz hatayı genelde bir özür babında söyleriz. Yani bunu hataen yaptık. Hata ettim, hata yaptım denildiğinde. Orada esasında bir kasıtsızlık vurgusu vardı. Yani evet. Ben bunu bile isteye ve planlayarak ölçüp biçip yapmadım. Bu böyle gelişti. Hatta çoğu zaman pişmanlıkla beraber bu kelime kullanılır. Kur'an-ı Kerim'deki kullanımı da aşağı yukarı böylesi bir şey. Yani kelimenin merkezinde bir kasıtsızlık hali mevcut. Belirgin yani. O zaman demek ki istenmeyen bir evet. fiilin yapılması durumunda kullanılan kelimelerden bir tanesi. Çok önemli. Yani bu söylediğiniz şey çok önemli. Onu söylemeseydik eksik olacaktı bu hata kavramını tanımlarken. Sonuçta var olan, oluşan fiil esasında istenmeyen, arzu edilmeyen, hatta Kur'an-ı Kerim'e bakılırsa bazen de meşru olmayan, haram kılınan evet. bir şey. Dolayısıyla istenmeyen, arzu edilmeyen, meşru olmayan bir şeyin yapılması, ama hata bunun neresinde? Bu iş yapılırken kasıtsızlık evet. halini ifade kasıtsızlık ediyor. Kasıtsızlık halini ifade ediyor. Yani şöyle, şimdi mesela ayetlerden gidersek, mesela Rabbimiz Nisa suresinin 92. ayetinde bu kökten bir isim kullanıyor. Bir aslında, daha doğrusu cümle içerisindeki yerine bakılırsa fiili niteleyen hal dediğimiz bir evet. yapı kullanıyor. Mesela Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve mâ kâne li mu'minin en yaktule mu'minen illâ hataen. Şimdi bir müminin, bir mümini öldürmesi diye bir şey olmaz. Olamaz. Yani böyle katletmesi bir diye böyle bir hakkı yoktur. Ancak hata ile olabilir diyor. Hata en. Fiil ne? Öldürme. Öldürme. Fiil öldürme. Evet. Bu fiili kasıtsız hale getiren şey burada hata kelimesi. Evet. Demek ki hata en ifadesinde ya da hata e kökünde aslında meşru olmayan, istenmeyen bir durumun ortaya çıkması durumunda bunun, bu fiilin gerçekleşmesindeki kasıtsızlık, istenmeden yapılması, bu olumsuz durumun bilinçli olarak ortaya çıkmadığının söylenmesi vurgusu var diyebiliriz. Dolayısıyla ortada bir başka fiil var, bir başka eylem var. Hata bunun vasfını ifade eden evet. bir şey. Yani bizzat o eylemi ifade eden şey değil. Değil. Herhangi bir eylemin, işin, neyse o söz, amel neyse artık, onu yaparken onun ne şekilde yapıldığını gösteren bir vasfı ifade ediyor. Evet, sülasi olarak burada kullanılıyor. Bu söylediğiniz hocam o kadar önemli ki şöyle belki açmak gerekir. Zaten belki hiçbir dilde, ama Türkçemizde dahil, bizim bildiğimiz şekilde Arapçada da Türkçede de hata dediğimiz şey, bu kökten kullandığımız bir şey, insanın isteyerek yaptığı bir şey olmadığını zaten biliyoruz. Ve sadece tek başına yapılacak bir fiil de değil. Başka bir fiilin vasfı olarak kullanılması gerekir. Çünkü ben bugün hata edeceğim diye bir insan yola çıkmaz. Hangi konuda? Hangi konuda ne yap? Ya demek ki hata etmek demek, başka bir fiil var. Evet. O başka bir fiilin işlenmesi konusunda hata edilebilir. Zaten hata ettim denildiğinde de hemen arkasından şu soru sorulacak. Ne oldu? Yani ne oldu derken hangi konuda hata evet. ettim? Evet. Yani dolayısıyla fiil olarak kullandığımız zaman bile aslında bu kelime, mesela resim yapmak gibi bir fiil değil. Peki.
spor yapmak gibi bir fiil, futbol oynamak gibi bir fiil değil mesela. Resim yapmak insan hazırlığını yapar. Gerçekten bilinçli olarak o resim yapmaya, sadece o fiili uygulamaya başlar. Ama hazırlık yapıp hata etmek, sadece hata fiilini kullanarak yapacağınız bir eylem yoktur. Başka bir eylemi o hata fiilinin vasfıyla yapabilirsiniz. Kelimesinin vasfıyla yapabilirsiniz. Söylediğiniz şey çok önemli. Aslında bizim için de bu kelimeyi çalışırken güzel ufuklar oldu. Yani biz normalde herhangi bir kavramı tanımlarken o kavramın ya fiil halini ya da işte isim halini tanımlıyorduk. Yani mesela işte katil dediğiniz zaman adam öldürmek diyoruz. Mesela. Adam öldürmek, evet. Mesela kendi başına bir fiil. Yani, öldürme fiili. Veya işte oruç tutmak ya da oruç dediğimiz şey aslında oruç tutmanın bir ismini ifade ediyor, bir tanım. Ama bunu fiil olarak yaptığımızda da oruç tutmak diyoruz. Evet. Ama burada hata kelimesini tanımlarken herhangi bir isimden ya da fiilden ziyade asıl vurgunun o fiilin o bir nevi bir parçasını, bir vasfını, bir halini ifade ediyorsunuz. Onun için şöyle bir tanım belki hani yapılabilir mi? İstenmeyen, hoş görülmeyen, yasak kılınan bir şeyi yaparken ki kasıtsız kaldı. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla tek başına hata'e bir fiil olarak kullanılması mümkün değil. Çünkü insan sadece hata yapmaz. Başka bir fiili işlerken hatalı bir iş yapabilir, hata yapabilir. O yüzden bu önemli. Bunun tam tersi kullanılan taammüt de esas. Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi onu söyleyecektim. O da bir hali ifade ediyor. Evet hocam, zaten bu fiilin az evvel sizin okuduğunuz tanımını, buradaki kasıtsızlık vurgusunu Kur'an'dan çıkardığımız ayette yine ifade de yine bu taammüt kelimesi. O da az evvel okuduğumuz ayetin bir sonraki ayeti, Nisa suresinin 93. ayeti. Ve şimdi öncekinde bir mümini hataen olması dışında öldürmesi mümkün değildir demişti. Diğerinde de devam ayette de وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا müteammiden ifadesi var. Yani hataen değil de müteammiden. Bu diğerinin, biri diğerinin zıttı. Buradaki fiil aslında yine katil, öldürmek. Yine öldürmek. Ama fiil bu. Burada vasıf olarak bu defa müteammid ifadesi, taammüt var. Yani Türkçe'de de aslında bunu kullanıyoruz. İzleyicilerimiz bileceklerdir. Taammüt de bir fiili isteyerek, planlayarak, kasıtlı bir şekilde ortaya koymak, işlemek. Bu da bize hata kökündeki kasıtsızlık anlamını Kur'an'dan delillendirmiş oluyor, ortaya çıkarmış oluyor. Siz biraz önce dediniz ki bu esasında ben hata yaptım diye bir mutlak anlamda cümle kullanılamaz. En azından Arapça olarak düşündüğümüzde. Çünkü hemen denilir ki hangi konuda yaparken bu hal oldu, hata hali oldu. Taammüt de aynı. Taammüt de aynı. O halde Kur'an-ı Kerim'de bu kökün sülasi olarak kullanılmaması gerekir. Evet, böyle bir şey. Zaten sülasi olarak bu kök fiil olarak kullanılıyor. Evet, böyle bir şey. Yani o kadar dakik bir kitap ki. Hal bir şey yani. Evet, gerçekten. Şey düşünülemez. Evet. Çünkü durup dururken ben hata yaptım denildiğinde bu artık soru sorulmayacak, detay istenmeyecek bir hali ifade etmez. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela bir hata fiili bir başka fiilin işleniş şeklini söylediği için mesela şöyle birisini hataen öldürebilirsiniz ama hataen çiçek vermezsiniz mesela. Taammüt de böyle aslında. Mesela taammüden bir kişiye çiçek vermezsiniz, hataen de veremeyeceğiniz gibi. Siz içinizden gelir direkt yaparsınız. Yani buralarda bu iki kelime kullanılmaz. İkisi de kullanılmaz. İşte bu yüzden Rabbimiz hata'e fiilinin sülasisini hiç fiil olarak kullanmıyor. Onun yerine fiil olarak kullanıldığı iki yerde, sadece iki yerde ifal babını kullanıyor. Evet, bu da Arapça'da aynı köke ait farklı kalıpların ne kadar işlevsel olduğunu. İnanılmaz bir şey hocam, yani gerçekten. Hani sürekli diyoruz ki bu sülasi, bu ifal, bu tef'il, bu tefaul, bu istifal kalıbı diyoruz. Bir takım kalıplardan bahsediyoruz. Bu kalıplar işte burada işlevini gösteriyor. Evet, gerçekten öyle. Yani şöyle Arapça bilen izleyicilerimiz için belki bir denklem kurulabilir. Hata etmek mutlaka bir başka fiille birlikte kullanılırken bir konuda hata etmek, yani adam öldürürken hata etmeye Kur'an-ı Kerim ihta diyor. Evet. Yani bir şeyi hata vasfıyla işliyorsanız
ona ihta etmek, o fiili ihta etmek oluyor. Onu ifal babında kullanıyor. Evet. Zaten ifal kalıbı biliyorsunuz bir takım yeni anlamlar katıyor. Mesela işte genelde müteaddi yapar. Yani oraya bir takım başka anlamlar ekler. Burada da bir takım şeylerle, sebeplerle, şunlarla, bunlarla olduğunu hissettiren bir anlam. Yani tamam bu mutlak anlamda bir konuda ben hata yaptım diyemezsin de bir takım şeyler olmuştur, sana bu fiili yaptırmıştır. Evet, anlamında. Aynen öyle. Bunu da izleyicilerimizin ezbere bildiği bir ayetten hemen şey yapalım isterseniz. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin son ayetinde Rabbimiz bize dua ettirirken Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana ifadesini kullanıyor. Yani Rabbimiz bizi eğer unutursak veya ihta edersek sorumlu tutma. Yani biz bir fiili işlerken, bakın ihta etmek tek başına kendisi bir fiil değil yine. Bir fiilin hata ile yapıldığını söyleyen bir eylem. Bir fiili işlerken kasıtsız olarak bir hata yaparsak, kasıtsız bir şekilde o fiili bir yanlış yaparsak bizi bağışlar. Zaten nisyandan da biz buradaki kasıtsızlık vurgusunu böyle seziyoruz. Bir özür hali var. Evet. Yani nisyan da insan, yani unutmak dediğimiz şey de insanın elinden gelmeyen bir durum. Elbette dünyada bunun bir karşılığı olabilir, bir ceremesi olabilir ama Rabbimiz bunu affedeceğini söylüyor zaten. Burada da bize duasını ettiriyor. İhta da yine bizim bir özrümüz olarak kabul edilebilecek bir durum. Ya biraz önce söylediğiniz şey önemli. Nisyanın ve ihtanın da hatanın da bu dünyada bir takım karşılıkları olur. Yani siz kazayla bir iş yapmışsınızdır. Bu hakikaten kasıtsızdır. Ama verdiğiniz zararı sizden tazmin etmeniz istenir. Tabii ki. Veyahut elektrik faturanızı ödemeyi unutmak mazeret olmaz orada. Ama bunun bir bedeli olacaktır. Ama bunların uhrevi olarak Allah katında işte müahize edilmeyeceğimizi, yani bunlardan dolayı hesaba çekilmeyeceğimizi bildiren bir ayet. Evet, evet. Şimdi bir tanesi yani ihta şeklinde, ifal babında fiil olarak kullanıldığı ayetlerden biri buydu. İnnesine ev ahtana diyordu Rabbim, buyuruyor Rabbimiz o ayette, bize söyletiyor. Bir diğer, ikinci ve son ifal babında fiil olarak kullanıldığı ikinci yerde Ahzab suresinde hemen baş tarafında 5. ayette. İsterseniz hocam onu da sizden alalım. Evet, o da وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ فِي مَا اَخْتَعْتُمْ بِهِ وَلَاكِمْ مَنْ تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Tâhmet geldi. Tâhmet. Hocam daha önemlisi cünah geçti. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ ifadesi, bakın günah dediğimiz kelime geçti. Hemen arkasından فِي مَا اَخْتَعْتُمْ بِهِ Şimdi bakın ihta da geldi. Evet. Yani demek ki bu iki kök birbiriyle farklı şeyler. Yani her ikisini de günah manasında çeviremeyiz. İrtibatı var. İrtibatı var. Aynı şey değil. Evet. Mümkün değil. Evet. Dolayısıyla ahtatum, yani sizin ihta ettiğiniz buyuruyor Rabbimiz. Bu konuda, daha doğrusu kalplerinizin diyor. Tahammedet kulubukum. Tahammedet kulubukum. Pardon, o tahammüd faili orada. Şey, kalp tahammüdün faili. Sizin ihta ettiğiniz, bu konuda ihta ettiğiniz, yani hata ile yaptığınız durumlar için mazursunuz buyuruyor Rabbimiz. Devamında kalplerinizin taammüd ettiği kısım hariç demiş oluyor. Öyle değil miydi hocam? Evet, evet, evet. Öyle. Tamam. Taammedet kulubukum derken de failinin taammüdün failinin kalp olması ilginç. Çok önemli. Evet, evet, aynen öyle. İnsan değil, insanın kalbi. Bu kelimenin kökü amt'dir. Amt esasında bir şeyi ayakta tutan bir sütun, kolon, direk, onun yükünü taşıyan şey. Taşıyan evet. Şey. Buraya geçişi de çok hakikaten böyle nasıl çok böyle estetik bir geçiş. Çok var. Çok hocam, çok estetik. Yani ben bu işi yapıyorum, yükü de sırtıma alıyorum. Evet, diye. Yani bile, isteye, planlaya, taammüt işte o. Onun için o şey amt ifadesi Kur'an-ı Kerim'de sütunlar anlamında. Evet, evet. Göğü taşıyan evet, görmediğiniz sütunlar direkler şeklinde. Evet. Dolayısıyla taammüt de bunun yükü neyse taşıyorum, sırtıma alıyorum, gereğini yapıyorum diyerek bu işin altına girmesi, kalbin bu işte fail olması da bunun böyle hata şu bu değil. Her şeyin artık içte, yerli yerinde oturduğu, evet, planlandığı, bile isteye yapıldığını ifade ediyor. Evet, aynen öyle hocam. Bu arada ihta fiilinin taammüt fiilinin faili kalp. Bu da az evvel demiştik ya, hata gibi taammüt de tek başına bir fiil değil. Değil. Yani ben şunu isteyerek yaptım.
Tamam, neyi isteyerek yaptın diye bir soru gelir. O yüzden taammüt aynen bu şekilde. O yüzden kalpleriniz ifadesi kullanıyor. Fail insan değil. Kalbin istemesi. Demek ki bir fiili yaparken sizin kalpten, içten planlayarak yaptığınız zaman bu o fiilin başka bir fiil, o taammütten farklı bir fiil yaptığınızı gösteriyor. O zaman ifal kalıbıyla ihtar şeklindeki fiilin sonucu hata oluyor. Evet, hata. Bu da mazurattan. Yani, aynen öyle. Bir özürdür. Evet, kesinlikle. Yani demek ki buradaki konu da, onu da söyleyelim hocam. Ahzab suresinin 5. ayetindeki konu da ayetin başına okursak "Uduhum li abahim huve aksatu indallah." Yani siz evlat edindiğiniz kişileri, çocukları babalarının ismiyle çağırın. Bu Allah katında daha uygundur, daha kısta uygundur buyuruyor Rabbimiz. Fe in lem ta'limu abahum fe ihvanukum fiddin, eğer ve mevalikum, eğer işte siz onların annelerini bilmiyorsa, babalarını bilmiyorsanız dinde kardeşlerinizdir ve yönelilmesi gerekir, size yönelirler diyor. Ve leysa aleykum cunahun, sizin için bir günah yoktur. Fima akta'tum bihi, yani onları babaların ismiyle değil de babaların ismiyle çağırmamanızda sadece teammedet kulubukum yapmıyorsanız, kalpten isteyerek yapmıyorsanız bir şey günah olmaz. Dikte ettirmek, bir algı oluşturmak, bu benim çocuğumdur, bu benimdir şeklinde bir kamuoyu oluşturma kastı yok da normal. Ağız alışkanlığı veya işte hitap etmek için kızım, oğlum vesaire demenizde bu problem yok buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla ihta burada bu şeyi, kastı olmaksızın o kişilere bu şekilde seslenmek anlamına gelmiş oluyor. Evet, yani taammüdün zıttı anlamında da kullanılıyor demek ki hata kelimesi. Evet, aynen öyle. Yani herhangi bir fiili yaparkenki vasfın yanı sıra tam bir şey yapıyorsun, kızım diyorsun, oğlum diyorsun ama bunun arka planında asla taammüt yok. Evet. Zaten kasıtlılık, kasıtsızlık kısmını da oradan ayrıca söylemiş olduk. Şimdi buraya kadar her şey iyi, hoş da. Buraya kadar çok güzel. Ama öyle bu kelimeden öyle kökler var ki Kur'an-ı Kerim'de cehennem ehli için bunu kullanıyor. Ondan sonra büyük helakler için, cezalandırmalar için bu hata kelimesini kullanıyor. Siz şu ana kadar anlattınız, bu tamam mazurattan, özür kabilinden bir şey, kasıtsızlık iyi ama Bu fiile konu olan kişiler nasıl cehenneme gidiyorlar değil mi ya? Yani şimdi kafa karıştıran yer orası. İşte bunu söylediğiniz zaman programlarımız arasında diye böyle uzun aralar oluyor. Onu da bir nebze açıklamış oluyorsunuz. Hakikaten çok zor hocam. Yani insanın kafasını karıştıran şeyler. Şimdi mesela dedik ya, hata fiili daima taammüdün zıttı, bir kasıtsızlık, bir özür belirtmek için kullanılıyor. Ama Rabbimiz hatiun, hatiin şeklinde bunun ismi failini cehennemlikler için, evet. Mesela la yekuluhu illal hatiun diye o cehennemde yenecek şeyleri, evet. Sadece hatiyeler yer. Hakka suresi 37. ayet, la yekuluhu illal hatiun, yani. Evet, yani cehennem yiyeceklerini onlardan başkası yemez, evet. Diyor. Yani şimdi demek ki bu hati dediğimiz, yani hata yapmış kişiler diyebileceğimiz tırnak içerisinde kişiler cehennemdeler. Nasıl hani kasıtsızdı, özürlüydü bu adam? Nasıl? Şeyler, Yusuf Funk'un evet, kardeşleri. Bunu söylüyorlar. Yani kalu ya ebenestağfir lena zunubena inna kunna khatin. Yusuf suresi 97. ayette, ey babamız, Allah'tan bizim için istiğfarda bulun. Çünkü biz hatileriz. Aynen öyle. Yani hem zembileri olduğunu, günahları olduğunu söylüyorlar. Hatta Yusuf suresinde yine o Aziz'in kocası Aziz karısına diyor ki, "Estağfiri li zembik." Evet, günahın için istiğfar et. Günahın için istiğfar et diyor karısına. Böyle bir, yani suçun için af dile demiş oluyor. Devamlı diyor ki, "İnneki kunti minel hatiin." Çünkü sen hatilerdensin. Yani zaten o kadının, yani işte biz Yusuf suresini biliyoruz. O kadının kasıtsız bir şekilde bu eylemi yapmadığını da biliyoruz yani. Yusuf Aleyhisselam arkadan gömleğini yırtıyor. Yakup'un çocukları, evet. Kasıtsız mı yaptılar bütün o işi? Evet, yani nasıl oluyor da şimdi bunlar hati oluyorlar? Yani sülasi babdan ismi fail kullanılmış oluyor. Şimdi bu gerçekten çok zihin karıştırıcı bir şey. Fakat Rabbimiz bu hata'e kelimesini sadece az evvel Nisa suresinde okuduğumuz 92. ayette sülasi babda isim olarak kullanıyor.
Bir de hit'en kebiren değil mi hocam? Öyle İnne bir katlehum kâne hıt'en kebiren. Bir de orada kullanıyor. Ama hata ek şeklinde sadece hal olarak mastar biçiminde kullanıyor, isim olarak kullanıyor. Bunun dışında bir yapılan şeyi vasıflandırmak için, yani yapılan suçu vasıflandırmak için hatayı değil, hati'eyi kullanıyor. Yani yine sülasi bapta farklı bir mastar kullanıyor Rabbimiz, farklı bir isim. İşte bütün düğümün çözüldüğü yer bu. Evet. Yani insanların yaptığı kötü şeyler için hata değil, hati'e ifadesini kullanıyor. Hatayı yaptıkları bir fiilin sıfatı olarak kullanıyor. Peki neden böyle? O zaman hati'elere hocam isterseniz şöyle bir değinelim. Evet, hangi konularda hati'e diyor Rabbimiz? Hati'e kelimesinin geçtiği ayetlere bakıldığında Rabbimiz hata kelimesini, yani bu kökten normal akla gelen, ilk akla gelen mastarı kullanmıyor da hatiye kelimesini, evet, böylesi özel bir mastarla ifade ediyor. Ve hepsine bakıldığında esasında bu adamların yapmış oldukları suçlar, günahlara bir kılıf, bir mazeret uydurmak, evet, içinde olduklarını söylüyor. Dolayısıyla biz bunu yaptık ama şöyle bir özrümüz, şöyle bir mazeretimiz, şöyle bir gerekçemiz vardı diyorlar. Allah Teala da diyor ki buna asla ben hata demem. Bu hataya benzetmeye çalıştığınız, evet, onun kapsamına sokmaya çalıştığınız günahlarınız, suçlarınızdır. Bu hatiyedir. Hataya benzetilmeye çalışılan ama asla hata çok olmayan güzel fiiller anlamında. Yani dolayısıyla şöyle, bu kökten neden peki bu Rabbimiz, madem bu kökte kasıtsızlık var, bir eylemin yapılmasında kasıtsızlık var, Rabbimiz hatiyeyi neden bu kökten, evet, kullanıyor? Yani hatiye diye insanların, mesela Rabbimiz de kullanıyor. Sizin bir sürü hatiyeniz, evet, vardı. Yani kötü fiiller için ve bunlar taammüden yapılmış fiiller aslında, ama neden kasıtsızlık içeren hata'e köküyle kullanılıyor diye sorduğumuzda, baktığımızda bu kişiler yaptıkları eylemi kendilerini mazur görerek yapıyorlar. Mesela Bakara suresinin 81. ayetinde geçiyor bu ifade. Bela men kesebe seyyiyeten ve hatat bihi katiyetuhu. Şimdi kim bir seyyiye, bunu da inceleyeceğiz inşallah, bu da günah olarak çevriliyor. Kim bir kötü iş kazandı, kötü bir eylem yaptı ve hatiyesi etrafını sardı, çevirdiyse. Şimdi ne demek? Hem seyyiye yapıyorsunuz, sonra hatiyesi etrafını çeviriyor. Şimdi bir bakıyorsunuz öncesinde burada İsrailoğullarının bize bir şey olmaz, biz birkaç günden fazla yanacak değiliz. Yani ne yaparsak yapalım, ne kadar büyük günah işlersek işleyelim, önemli değil. Biz 3-5 gün yanıp çıkacağız diyorlar. Ki bu görüş bize de çok uzak bir görüş. Değil. Yani. Bizde de öyle maalesef. Kelime-i şehadet getiren herkes eninde sonunda cennete gidiyor. Aynen öyle, ya da işte hacca gidip sıfırlanma diye bir şey var. Bu zaten, bu ayetler boşuna yok kitabımızda. Ama Rabbimiz bu 81. ayetten biz anlıyoruz ki hatiye denmesinin sebebi kişinin böylesi bahanelerle kendisini mazur göstermiş. Ya tamam, ben yaptım ama bir sor bakalım niye yaptım diye bir şey var. Zaten hani şöyle bir söz de vardır. İşte cezaevlerine dolaşın, orada suçlu kimse bulamazsınız diye. Herkesin mutlaka kendini rahatlatacak bir özrü, bir bahanesi vardır. Buna hatiye ederim. İşte bu yüzden Rabbim buna vurgu yapmak için hatiye ediyor. Yoksa başka şekillerde de isimlendiriyor o fiilleri. Yaptım ama buna vurgu yapmak. Yaptımın Kur'an-ı Kerim'de karşılığı. Allah-u Teala bu kelime için hangi anlama veriyor? Diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Evet. Yani buradaki gerekçeleriniz, özürleriniz, ne olursa olsun, ben bunu kabul etmiyorum. Nitekim okuduğumuz Bakara suresinin 81. ayetinde adam bir kere seyyiyeyi kesinlikle kazanmış. Yapmış, kazanmış. Bir kere deftere yazılmış, evet, evet, tamam. Ama bununla kalmıyor. Ya bunu işte yanlış yaptığını itiraf et, bu tevbe et, şunu yap, bunu yap ki buradan artık bu bir çıkış yolu bul. Çıkış yolunu kapatan, yani bir nevi o şeyin etrafına ipek böceğinin kozasını, evet, sarması gibi, onu hatiye ile sarıyor. Diyor ki ben burada yanlış yapmadım ki. Hatta yine olsa yine yapardım. Evet. Çünkü ben bunu şu sebeple, şu gerekçeyle, zaten bugün baktığımızda bütün günahların hep insanlar açısından bir gerekçeleri vardır ya. Ya o yüzden de hocam bu ifadeden dolayı, yani Rabbimiz mesela o cehennemdeki herkesi bu hati olarak değerlendirdiği için, bu kökten isimlendirdiği için şunu söyleyebiliyoruz zaten biz bu çalışmayı yaptıktan sonra. Yeryüzünde hiçbir insan yaptığı rezilliği, günahı veya işte işlediği her ne suç varsa bunu kendini mazur görmeden yapmıyor.
mutlaka kendini bu konuda hazırlıyor. Evet. Mazur gösteriyor ya, tamam eğer şu 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 sebepler olmasa tabii ki faiz haram diyecek adam mesela. Yani, ama ben ne yapayım şimdi? Yani parkta mı yatayım diyor mesela. Diyor mesela, evet evet. Yani kira mı vereceğim bu devirde diyor. Yani dolayısıyla faiz yerken, haram yerken, işte her tür günah yaparken mutlaka kendisini mazur gösterecek bir şey bulduğu için ona hatiye ifadesini kullanıyor Rabbimiz. Bu fiili işleyen kişi de hati oluyor. Ya şöyle bir denklem, yine o zaman hatiyeyi de öğrendiğimize göre kurabiliriz. Her hatiye işleyen kişi hatidir. Ama illa fiilini hataen yapmış olması gerekmez. Tabii. Çünkü fiili hataen yapmış olan kişi gerçekten mazur olan kişi. Hatiye kendisini mazur gören kişi. Yani hati kendisini mazur, evet, yani mazur gören kişi. Cehennemdeki insanlara bu şekilde hitap edilirken de, işte hatiler olarak ifade edilirken de, yani siz bu günahları işlediniz, bir sürü de mazeretler, gerekçeler sunuyordunuz. Bakın bakalım o gerekçeler öyle miymiş? Siz hati misiniz, değil misiniz? Yani orada bu dünyada yapmış oldukları fiili vurguyla. Evet, aynen öyle. Şimdi bir şey daha değinelim hocam. Bu bir mümini hataen olması dışında öldüren kişi buyurdu Rabbimiz. Yani ancak hatayla öldürülebilir. Fakat bu kişi demek ki hati değil. Çünkü hatiler cehennemde olduğuna göre. Peki katil mi? Katil de değil. Hataen yapmış. Evet. Dolayısıyla kendisini mazur gösteren bir kişi değil. Zaten mazur. O yüzden bu kişi aslında yaptığı iş hatiye de değil. O yüzden Rabbimiz bu kişiyi ne bir ismi faille değerlendiriyor, yani hati ya da mukti diyor, ne de yaptığı işe hatiye diyor. Zaten hatiye de değil. Katil de demiyor. Katil de demiyor. O yüzden söylediği tek şey hataen katil yapmış kişi oluyor. Yani ortada bir katil var, doğru, ama sen katil değilsin. Katil değilsin. Yani ortada bir öldürme olayı var, doğru, ama sen bunu kasıtlı olarak yapmadın. Yapmadın. Hataen yaptın, yani mazursun. O yüzden katil de değildi. Ama müteammiden yapsaydı katildi. Katildi. Evet. Bir kişiyi öldürdüğü için, yaptığı fiil katil olduğu için katildi. Ama müteammiden yaptığı için de katil olacaktı, evet, hocam. Doğru. Yani mazuriyet bakımından da katil olacaktı. Bu şey de ilginç değil mi? Şeyde İbrahim Aleyhisselam'la alakalı Şuara suresindeki vellezi atma o en hocam onu mutlaka okumamız lazım. Yani İbrahim Aleyhisselam diyor ki o Allah ki ben kendisini kendimi beni affetmesini kendisinden hatiye mi diyorum. Evet. Hangi konu hatiye? Evet. Yani şimdi İbrahim Aleyhisselam herhangi yapmış olduğu bir şey için hatiye diyor. Benim bir hatiyem var ve o Allah'tan benim bu konudaki bu hatiyemi affetmesini istiyor. O zaman şimdi bizim buradaki şeyimiz de bir hata mı var? Yani şöyle mi? İbrahim Aleyhisselam acaba kendisini mazur göstererek bir günah işlemiş olabilir mi? Bir yanlış iş yapmış olabilir mi? Akla ne geliyor? Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bir takım mazeretler sebebiyle yapmış olduğu işte şey. İşte güneşe, aya bu benim Rabbimdir demesi. Akla bu geliyor yani. Oysa Kur'an-ı Kerim böylesi bir şey için mazeret asla olmayacağını işte o Araf suresinde falan anlatıyor. Yani ergenlikle birlikte hiçbir insanın Allah'ın varlığı, tekliği hususunda şüphesi olmaz, olmayacağını. Dolayısıyla bir mazeret sebebiyle ya işte ben şunu ilah kabul ettim, bunu ilah kabul ettim. Çünkü baktım ki en yücesi oydu. Baktım hocam ki... Hatta şöyle o Araf suresinin 172-173. Ayetlerinde Allah'ın varlığı birliği de değil. Rabliği sadece söz konusu. Öbürlerinde zaten sıkıntı yok. Evet. O yüzden şeyi de İbrahim Aleyhisselam da bu benim Rabbim diyor. Evet. Ay için, evet, güneş için. Hazar Rabbi, Hazar Rabbi diyor. Evet. Yani dolayısıyla bu konuda da aslında bir şey Rabbim de diyemeyeceğini Araf'tan öğrendiğimize göre demek ki bu bir hatiye. Yani o zamanlar böyle bir gerekçeyle, böyle bir muhakemeyle böyle bir şey söylemiştim. Ama bakıyorum ki şu an bu yanlış. Böyle bir mazeret geçerli değil. Evet. Benim için bu hatiye diyor ve affını talep ediyor. Evet, hatta onun şeyini de söyleyeyim hocam, hangi ayet? Şuara 82. Şuara suresinin 82. ayetinde vellezî etmeu en yagfireli hatiyeti ifadesini kullanıyor. Yevmeddin İbrahim Aleyhisselam, yani o
benim din gününde hatiyemi affetmesini umduğumdur diyor Rabbimiz için. Bütün müminler aynı duayı yapıyor Şuara 51'de. İnna natmau eyyafu ya Rabbuna hatayana. Hatayana. Yani bizim kim bilir yapmış olduğumuz ne yanlışlar vardı da biz bunları hep mazeretler uydurduk. Evet. Bir takım gerekçeler uydurduk ama bunların gerçekten geçerli olup olmadığına Rabbimiz karar vereceği için biz hatıe cinsinden bütün günahlarımız için kendisinden istiğfarda bulunuyoruz diyoruz ki zaten herhalde bir insanın mazeret uydurmadan yapmadığı herhangi bir yanlış da yoktur yani. Evet ya zaten biz buradan onu öğrenmiş oluyoruz. Yani şey bence ilginç, belki ona da değinmek gerekir. Bu şeyden bahsetmiştik ya. Aziz'in karısı ve Yakup'un çocukları. Şimdi bunlar esasında bir zemp, yani işte konuyu da konuşacağız. Konuşacağız, bir günah meselesi var burada. Yani suç diyebiliriz suç. Belki. Evet. Yapılan kesin bir yanlış. Ama daha sonra diyor ki sen hatilerdensin diyor. Adam karısına bakıyor ki Yusuf o konuda masum. Kadının bu konuda kötü düşünceleri var. Belki bir kumpası var. Sen Allah'tan bu günahın için, zembin için istiğfarda bulun. Çünkü sen hatilerdensin diyor. Bunu niçin söylüyor? Bu kadının büyük bir ihtimalle bunu yaparken bir gerekçesi var. Yani bir sürü şeyler söyleyecek. Hatta surenin devamında kadın evet. Bütün şehirdeki kadınları evet. Topluyor. Benim dedikodumu yapıyordunuz. Bakın bakalım. Siz böylesi bir imtihanla karşı karşıya belki kalacak olsaydınız ne yapardınız? Hepsi de kadına hak veriyorlar. Yani, hepsi de kadına hak veriyorlar. Diyorlar ki bu beşer değil ancak bir melek olabilir. Dolayısıyla esasında orada hepsi böylesi bir fiili belki kendilerinin de düşünebileceğini şey yapmış olurlar. Öne sürmüş oluyorlar tabii ki. İkrar ediyorlar. Dolayısıyla adam karısına... Senin mutlaka bu yaptığın şeyle alakalı bir sürü söyleyeceğin gerekçeler şunlar bunlar olacaktır. Ama bunlar geçerli mazeret değil, sen hatıysın. Evet. Yani yaptığın şeye bir takım mazeretler uyduran bir kadınsın. Yakup'un oğulları da Yusuf'u kuyuya atarlarken bir takım gerekçeler tabii, vardı. Tabii. Yani babamız hata yapıyor. Hatta diyorlar ki babamız apaçık yanlışa sürüklenmiş. Sürekli Yusuf'la ilgileniyor, bizi ihmal ediyor. Bu işi yapalım da babam bizimle de ilgilensin, babalık görevini bize karşı da yapsın diyerek bir gerekçeyle evet. Bunu şey yapmaya temellendirmeye çalışıyorlar. Onun için kendileri daha sonra diyor ki bu bizim zembimiz, günahımız, biz hatilerdeniz. Evet. Yani bir takım mazeretlere, gerekçelere, şunlara bunlara sığınarak bu günaha girdik. Aynen öyle. Dolayısıyla işte hatta işte cehennemdeki herkes genellendiği için hati olarak belki de insanların yaptıkları bütün suçlarda kendilerini mazur gösterecek bir takım bahaneler, rahatlatmaya çalıştıkları bir takım gerekçeler uydurduklarını genel olarak da söyleyebiliriz Kur'an'a baktığımızda. İsterseniz hocam belki bir nüans, belki bir küçük ayrıntı olacak ama onu da söylemeden geçmeyelim. Dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin aklında kalmasın. Bu Bakara suresinin 58. ve Araf suresinin 161. ayetlerinde aynı konuda bu ifadenin çoğulu kullanılıyor. Hatayakum bir tanesinde, diğerinde de hatiatikum diye kullanılıyor. Hatiyenin çoğulu. Aslında ikisi de hatiyenin çoğulu ama bir tanesi hataya diye bir çoğul, diğeri de hatiat diye normal bir çoğul. Yani üstteki daha ilk söylediğim aslında biraz daha sıra dışı çoğullardan bir tanesi. Neden aynı konu, aynı kişiler aynı, her şey aynı iki ayette. İşte bu İsrailoğullarının şehre girişleriyle alakalı. Böyle iki farklı çoğul kullanılmış. Buradaki küçük farkı da siz kısaca söylerseniz toparlamış yani olalım. Normalde Arapçada Cemi Müzekker Salim ve Cemi Müennesi Salim kalıpları var biliyorsunuz. Ki bunlar esasında üç ve sonrasını ifade eden evet. Şeyler. Yani üçten ila nihaya çoğulu ifade eden şeyler. Hatiye'nin cemi müennesi salim kalıbı da hatiyat. Evet, hatiyat. Dolayısıyla hatiyat ifadesi 3 ve sonrası günahlar için şey yapılıyor. Ama hataya ifadesine baktığımızda bu kalıp sanki müntehel cumu kalıbına giriyor. Öyle gözüküyor kalıplar içerisinde. Müntehel cumu da bu 2, 3, 4 değil de işte kim çok sayıda. 11'den 13'ten sonrasını ifade ediyor. Yani hemen 4 tanesi 5 tanesi için söylenilmez.
en az 11'den, 12'den, 13'ten sonra başlar ve ila nihaya devam eder. Dolayısıyla burada da aynı konuyla alakalı yani bu aslında en nihayetinde çokça hatiyelerinin olduğunu ifade ediyor. Böylesi bir ikisi de hatiyenin çoğulu ama müntercümü olan hataya ifadesi daha fazla çokluğu ifade fazla eder. Çok öyle 3-5 değil. Çok değil. Sizin evet. Hatanız evet, demiş evet, oluyor. Evet. Başka da ekleyeceğimiz bir şey var mı hocam? Böylece yani asıl mesele Erdem Bey, bu hatiyeyi bir şekilde çerçevesini çizersiniz, konuşursunuz, yaparsınız da asıl mesele bunun günah diye tanımlanan diğer kökten kelimelerle olan ilişkileri evet, asıl evet. Sıkıntı orada. Bunu tabii diğer şeyler geldikçe mesela isimle kullanıldı. Seyye ile kullanıldı. Seyye ile kullanıldı. Günahla kullanıldı. Zemple, yani bunlarla ilişkisi. Ama en azından bence iyi bir yol kat ettik. Burada hatiye ile kullanıldığında buna bir gerekçe yani yapılan işe gerekçe yaptıklarına vurguyu ifade evet, ediyor evet. Burada. Evet, aynen öyle. Yoksa bu yine isim olabilir, zemp olabilir, tabii, şu tabii olabilir, olabilir. Bu tabii. Olabilir. Yani bunlar zaten bu kavramlar birbirlerini kapsayan anlamlarda olabilirler. Yani bir girift manalar olabiliyor. Mesela belki de bir mealde birkaç tanesine günah anlamı vermekte çok bir Tabii. sıkıntı yok. Çünkü mealden bahsediyoruz zaten. Bir tefsir yapmıyoruz orada. Yani bir şey gibi, prizma gibi nereden baktığınıza bağlı. Şimdi aynen öyle. Bir suç vardır. Bu suç gerekçelendirildiğinde hatiye ismini alabilir. Bu suç kişiye kaybettiklerini eğer vurgularsanız başka bir isim evet. Olur. Bu suçun kamuya mal olmuş olması, artık ispatlanmış olmasına vurguyla başka bir kelime ile ifade aynen. Edersiniz. Ki Kur'an-ı Kerim'de işte farklı kökten şeyler yapılan bir şeyin, günahın, suçun farklı yönlerden vurgusunu ifade ediyor. Evet. O zaman hocam programımızı isterseniz daha önce de söylediğimiz bir şeyle bitirelim. Şimdi bir özellikle Türkçe gibi bir dilde vurgu sesle yapılan bir şey. Yani konuşurken siz hangi kelimeye vurgu yaptığınızı ses tonunuzla biraz yüksek veya alçak veya tonunuzu değiştirerek... Onun için Türkçenin en alameti farikası vurgulu bir dildir derler. Evet, vurgulu bir dildir ve biraz da tabii hele de görme imkanınız da varsa konuşan kişiyi mimiklerinden, jestlerinden söylediklerine nereye vurgu yaptığını anlarsınız. Bu diğer dillerde de aslında böyle. Mesela hiç soru eki kullanmadan soru sorabilirsiniz dillerde. Mesela Türkçe'de de öyle. Geleyim dersiniz. Bu hecelere verdiğiniz vurguyla bile olay değişir. Arapçada da böyledir. Diğer dillerde de benzer şeyler vardır. Fakat metinde vurgu yapmak, mesela biz bugün metinde vurgu yaparken ne yapıyoruz? Bir şey yazarken bir kelimeyi tırnak içerisinde alıyoruz. Bu buraya dikkat edin. Bu buraya vurgu yapıyorum derken. Çünkü Türkçe'de yükleme ne kadar yakınsa bir kelime o kadar vurguludur. Ama biz daha öncesini vurgulayacaksak tırnak içerisine alıyoruz mesela. Bazen büyük harflerle yazıyoruz. İşte bold dediğimiz kalın yazma gibi şeyler var yazıyı yazarken. Ama Rabbimiz bunların hiçbirini yapmıyor. Mesela Kur'an'da tırnak işareti, büyük harf, küçük harf falan yok. İşte bu kelimelerin farklı kökleriyle kullanılmasının en büyük özelliği bu farklı yönlerine vurgu. Her iki durumda da suçludan veya günahkardan bahsediyoruz ama onun hati yönünden mi, işte mücrim yönünden mi ya da işte zen işlemesi yönünden mi, etim ya da asim yönünden bir isim yönünden mi, hangi konuda yaptığını, nasıl yaptığını vurgu yapıyoruz. Kelimeler işte bu işe yarıyor. Dili matematiğe dökme işini sadece Allah yapar. Yani bir dil ancak bu kadar mükemmel kullanılabilir. Ve Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun en büyük delili işte kelimeleri bu şekilde, kökleri böylesine farklı kullanmasıdır. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu günah manası verilen kavramları incelemeye önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.